Merhaba arkadaşlar, şimdi özel bir polinomla ilgili video hazırlıyorum. Bu video tamamen AYT'ye hazırlanan arkadaşları için. Ee, 10. sınıflar bu videoda ne dediğimi anlamayacak. Evet, polinomun bazı sorularında biz türev uyguluyoruz. Hangi sorularında? İki tip sorusu var zaten. Bunlardan birisi bir ifadenin parantez karesine ya da küpüne veya dördüncü kuvvetine bölünüyorsa kelimesini görürsem. Nasıl yapıyorum arkadaşlar? Şöyle yapıyorum. Kuvvette 2 mi görüyorum? Kuvvette 2 görüyorsam, ay yazabilsem. Kuvvette 2 görüyorsam bakın birinci türevine kadar gideceğim. 3 görüyorsam ikinci türevine. 4 görüyorsam üçüncü türevine. Yani önce kendisi P. Sonra 2 gördüğüm için kuvvette birinci türevine. Ne demiş bana? Tam bölündüğüne göre demiş. Tam bölünmesi sıfıra eşit. Peki bu parantezlerin içine ne koyacağım? Şunu alacağım sıfıra eşit diyeceğim. Ne yapacağım? Her parantezin içine de 2 yazacağım. 2 yazdım. Şimdi px'i karşısına yazayım. px'imiz şu muymuş? px'imiz yukarıda var ama bir daha alayım. x küp eksi 2 Oo, türev alarak yazıyorsun Pınar. Dalma. Daha türev almıyorsun. px'i yazıyorum. mx kare artı 8x artı 2n eksi 4. Şimdi bir de karşısına p'nin türevini alalım. p'nin türevini alarak başlayalım. p'nin türevi de 3x kare eksi 2mx evet artı 8. Sabit sayının türevi yok. Peki hangi değeri koyarak başlayacağım? Alttan başlayacağım arkadaşlar. Önce önce alttan başlayarak önce bunu koyacağım. Sonra bunu koyacağım. Yukarıdan başlarsanız çok bilinmeyenli çok denkleminiz olacak. O da kafanızı karıştıracak. Yani P'nin türevinin 2'deki değerini koyacağım. Türevine bakıyorum arkadaşlar. Her x gördüğüm yere 2 koyuyorum. 4, 4 geri 3, 12 eksi 4m artı 8. Tam bölünüyor demiştik. 0'a eşit demiştik. 4m'yi buradan ben 20 buldum. M dediğim şeyi de 5 olarak bulmuş oldum. Şimdi ikincisine koyacağım. Yani P'nin 2'deki değerinin 0 olması değerini koyacağım arkadaşlar. Şurayı hemen 0 yazmayayım. Öbür tarafa yazayım. Daha hoş gözüksün. P'nin 2'deki değerini koyacağım ve 0'a eşitleyeceğim. Yukarıda arkadaşlar şuraya yerleştiriyorum. Odaklanalım. 2 koyuyorum. 8. 2 koydum. Eksi 4M. 2 koydum. Artı 16 artı 2n eksi 4 dedim. Tam bölündüğü için bunu da sıfır eşitledim. Eksi 4m artı 2n'yi topladım ben onları. Ne etti? 4, 20. Öbür tarafa attım. Eksi 20 dedim mi? M'yi de alayım yerine koyayım. Eksi 20 artı 2n eşittir. Eksi 20 ise n'yi ben buradan ne buluyorum? Ne buluyorum? Sıfır buluyorum. Peki. Küplüsünü yapmışımdır muhakkak. Haydi bir sonraki soru. Evet küplüsünü hazırlamışım. Ne demiş? Bir polinom vermiş. X-1'in parantez küpüne tam bölünüyorsa. Küpü dediğine göre nereye kadar gideceğim? İkinci türevine kadar. Yani P. Sonra P'nin birinci türevi. Sonra P'nin ikinci türevine kadar gideceğim. Tam bölünüyor kelimesini görürsem. Sıfır koyacak mıyım? Sıfırı koyacağım. Peki bu parantezlerin içine şunu sıfıra eşitleyip bu parantezlerin içine de yerleştireceğim. Hadi bu Px'i bunun karşısına bir yazalım. Px'imiz neymiş? Px'imiz 2x küp eksi mx kare artı nx eksi p artı 4'müş. Şimdi birinci türevi alalım o zaman. Birinci türevi aldım. Kuvveti başa attım. Kuvveti bir eksilttim. Kuvveti başa attım. Kuvveti bir eksilttim. Artı nx'in türevi n dedim. Sabit sayının türevi yok dediğim. İkinci türev. ikinci türev nedir? Birinci türevin bir daha türevini alırsak ikinci türeve geçeriz değil mi? 12x eksi 2m dedik. Peki nereden başlıyoruz? Önce ikinci türevine 1 koyarak başlıyorum. Evet ne dedik alttan başlıyoruz. Buraya koydum. 12 eksi 2m tam bölündüğü için sıfırsa 2m 12 ve ben buradan m'yi 6 olarak bulmuş oldum. Şimdi geçelim birinci türeve yerleştiriyorum. Birinci türeve yerleştirdim. Yani p'nin birinci türevinin birdeki değerinde sıfıra eşitleyeceğim. Bakın o da burada. Evet 1 koyuyorum arkadaşlar. 6 eksi 2m artı n'nin sıfır olduğunu biliyorum. Ben buradan e, m'yi de yerine yazayım. Eksi 12 artı n eşittir sıfır diyelim. N değerimiz de artı 6 olarak bulalım. Şimdi ne geldi? P'nin birdeki değeri geldi. P'nin birdeki değeri. Nerede P'nin birdeki değeri? Şu polinomun içine koyarsam bulacağım. Bir koyuyorum arkadaşlar. 2 eksi m artı n A e, da eksi p artı 4. Bu da sıfır mıymış? Bulduğum m ve n değerlerini yerleştirelim. Ne oldu? 2 eksi m'yi 6 bulmuştum. N'yi de 6 buldum. Eksi p artı 4 dedim. Ben buradan da 6'ları götürdüm. P'yi karşıya attım. P'yi de 6 buldum. Bana P'yi soruyordu. Evet bulduk ve bitirdik. Bir tipi bu arkadaşlar. Türev uyguladığımız sorulardan biri bu. Şimdi İkinci tip bir soru. Zaten bastıra bastıra türev olduğunu görüyoruz soruda. Ne demiş? Px ile P'nin türevini topla ikinci derece çıksın. Sizce ne olmalı? Şimdi şöyle bir yorum yapıyoruz. Eğer Px'iniz 10. derece bir polinomsa bu soruyla alakası yok. Bakın Px'iniz 10. derece ise türevi 9. derece olmalı. Değil mi? Hep bir küçük derecesi olmalı. Peki şimdi bu soruya geliyorum. Px'im kaçıncı derece ki türeviyle toplanıp ikinci derece olmuş. Ne olmak zorunda? Px'iniz ikinci derece bir polinom olmak zorunda. Şunun tepesine yazayım. Px'in mesela ne olsun? Ax kare artı Bx artı C olsun. Peki bunun türevi ne olacak o zaman? Türevi de 2Ax artı B olacak. Ne yap demiş? Bu ikisini topla. Ve 4x kare eksi 6x artı 8'e eşitle demiş. Haydi toplayalım. ax kare Artı b x, artı c, öbürünü peşine ekledim. 2 a artı b eşittir demiş 4 x kare eksi 6 x artı 8. Tabii bu soruların dışında türev kullanabileceği sorular olacak ama korkmayın. Yukarıda size ön kısmında size bu e, soruda ne yapacağınızı kesinlikle anlatacak. Onun dışında iki tip de görebiliriz türev. Bunları da çok kolay olarak çözebiliyoruz. Haydi x karelerin önleri. Dedim ki a eşittir 4. x'lerin önlerine baktım. Burada var, burada var. Bu tarafta da burada var. Yani b artı 2a'nın eksi 6 olduğunu biliyorum. a'yı yerine yazarsam b artı 8 eşittir eksi 6 ise b'yi de buradan buldum. Eksi 14 dedim. Şimdi sabit sayılara bakıyorum. Şurada c var. Burada da b var. Yani ben biliyorum ki C artı B'nin 8 olması gerekiyor. B'yi bu, bulmuştuk. Eksi 14'tü. Artı 14 olarak attım sağ tarafa. 8 de topladım. 22'yi buldum. Peki benim Px polinomum neymiş o zaman? Px polinomu bakın şurada demiştik. Px polinomumuz A'yı yazarsak 4x kare. B'yi eksi 14 bulduk. Eksi 14x. C'yi de 22 bulduğuma göre bu mudur? Peki bana ne soruyor? P1'i sormuyor mu? Her x gördüğüm yere bir de 1 yazayım. 4 eksi 14 artı 22 diyeyim. Bunları da toplayalım arkadaşlar. Eksi 10, 12 olarak bulalım. Tamam, geçtik bir sonrakine. Çok kısa bir video olacak. O türevde bu kalıbı atlamış olan arkadaşlar için hazırladım. Şimdi diyelim ki, Px polinomuyla P'nin türevini toplamış birinci derece bir polinom yapmış. O zaman sizce Px nedir? Birinci derece midir? Ax artı B'dir. Mecbur. Peki bu ifadenin türevi nedir? O da A'dır. Bu ikisini topla bana 4x eksi 6'ya eşitle demiş. Peki bir de ne sorduğunu bulalım mı? Px artı 2 polinomunun X artı, pardon, Px artı 2 polinomun sabit terimi demiyor mu? Biz buraya sıfır yazıyor muyduk sabit terim dediğinde? Hemen önce P2'yi aradığımı da lütfen kenara not düşelim. Peki ne yapalım? Toplayalım. Ax artı b ile a'nın toplamının neye eşit olduğunu vermiş? 4x eksi 6'ya. X'lerin önüne bakalım. a'yı hemen bulalım. a 4'müş. Sabit sayılara bakalım. Sabit sayılarımız da bunlar. A artı B de eksi 6'ya eşitmiş. A'yı 4 bulmuştum attım öbür tarafa. B'yi eksi 10 buldum. Demek ki benim Px polinomum neymiş arkadaşlar? 4x eksi 10'muş. Neyi soruyordu? P2'yi soruyordu. Gerisi çocuk oyuncağı. Ne yaptık? 8 eksi. Ay 8'in 8'in. 8 eksi 10'dan eksi 2 olarak bulmuş olduk. Kolay değil mi? Haydi geçelim bir sonrakine. Ha, demiş ki P'nin birinci türevi ile ikinci türevinin toplamı e, 2x eksi 4. E, Px hakkında yorum yap demiyor. Px ile P'nin birinci türevi ile ikinci türevi. Demek ki P'nin birinci türevi e, toplamı birinci derece olduğuna göre Px'in ay diyebilsem P'nin Px pol polinomunun birinci türevinin ben birinci derece olduğunu biliyorum. Yani ax artı b. O zaman ikinci türevi de a mı olacak? Aynı mantıkta toplayalım biz bunları. ax artı b artı a'nın da bana ne olduğunu vermiş? 2x eksi 4 vermiş. x'lerin önlerine baktım. a'yı 2 buldum. a artı b'nin de eksi 4 olması gerektiğini söylemiş. Onu da 2'yi yerleştirirsem, atarsam o tarafa eksi 6. Bu sefer biz Px'i bulmadık. Bakın e, şuraya bu neydi? P'nin birinci türeviydi. P'nin birinci türevinin x'teki değerinin a yerine yazarsam 2x, b yerine yazarsam eksi 6'ya eşit olduğunu buldum. Demek ki P'nin birinci türevinin birdeki değeri de 2 eksi 6'ymış. Onu da eksi 4 olarak buldum diyebiliyorum arkadaşlar. AYT'ye hazırlanan arkadaşlar. Dikkatli olun. Polinomlarda da türev olabilir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ayrıca bana da artık iyi geceler. Yoruldum. Biraz yatayım da dinleneyim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.